CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul turu ve Antalya mitingi öncesinde partisinin kadın raporunu açıkladı. Kılıçdaroğlu son 7 yılda kadın cinayetlerinin %1400 arttığını söyleyerek eğer bir ülkenin başbakanı kadın erkek eşit değildir derse siz bu sonucun önüne geçemezsiniz dedi. Türkiye'de her 100 kadından sadece 5'i lise ya da üniversite mezunu. Her 10 kadından 4'ü şiddet görüyor. Kadın erkek eşitliğinde ülkemiz 134 ülke arasında 126. sırada. Bu bilgiler CHP Kadın raporundan. Raporu bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün kadın gazetecilerle yaptığı kahvaltıda açıkladı. Biz Türkiye'de kadın erkek eşitliği için İlk büyük devrimi gerçekleştiren partiyiz. Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor dedi ve ekledi. Türkiye bu ayıpla yaşayamaz. Bizzat Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre son 7 yılda öldürülen kadın sayısında %1400 artış var. Evet, maalesef yanlış duymuyorsunuz. %1400. Türkiye'nin kadın erkek eşitliğinde Cezayir, Malezya gibi ülkelerin gerisinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, balık baştan kokuyor diyerek Başbakan Erdoğan'ı işaret etti. Eğer bir ülkenin başbakanı kadın erkek eşit değildir diyorsa, şiddet görenler kadın mı kız mı nedir bilinmez gibi sözlere maruz kalıyorsa şiddetin artması kaçınılmazdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan da işsizlik, yoksulluk en çok kadını etkiliyor. Ancak AK Parti kadının adını devletten sildi diye konuştu. Kadın ve aileden sorumlu bakanlık vardı. Şimdi kadın adı devletten silindi. Kadın adı artık yok. Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı haline geldi. Bunun sadece bir isim değiştirmesi olduğuna inanmıyoruz. Burada da çok anlamlı ve simgesel bir değişiklik var diye düşünüyoruz.